Ters Aynadan hepinize merhaba. Bu bölümde Deva Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ı ağırlıyorum. Cem Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Canan Hanım. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Adım adım yerel seçime doğru gidiyor Türkiye. Siyasi partilerde de büyük bir hareketlilik var. Sizinle aslında ağırlıklı olarak yerel seçim ve Deva Partisi'nin yerel seçim hazırlıklarını konuşacağız ama ondan önce tabii ülkede biliyorsunuz önem derecesi büyük olayların ardı arkası gelmiyor. Her gün ayrı bir meseleyi konuşuyoruz. Bir süredir de kara para aklama, haksız kazanç meseleleri çok gündemde. Özellikle de influencerlarla başlayan, sosyal medya fenomenleriyle başlayan bu süreç ve operasyonlar, davalar, tutuklamalar oldu vesaire. Şimdi de bunun devamını bir bankanın ve ünlü futbolcuların odağında olduğu bir meseleyle konuşuyoruz. Takip edebildiğinizi tahmin ederek soruyorum. Fatih Terim Fonu adı altında çok sayıda ünlü futbolcunun özel bir bankada çalışan bir Seçil Erzan isimli bir yönetici tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor. Bununla ilgili bir dava açıldı, iddianame hazırlandı, tutuklu yargılanıyor adı geçen isimler. Siz bunu takip edebildiniz mi diye sorayım. 44 milyon dolarlık bir vurgundan bahsediliyor çünkü bazen telaffuz etmekte zorlanıyoruz rakamları. Neler söyleyeceksiniz? Nereye doğru gidiyor Türkiye? Yani aslında şunu tabii eklemek lazım. Nereye doğru gidiyor derken aslında bunlar da zannediyorum uzun süredir Türkiye'de olan şeylerdi ama müdahale edilmiyordu. Son kabine değişikliğiyle birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yapılması gereken operasyonları yaptı, aslında yapılması gerekeni yaptığı bir ortamda daha fazla konuşulur oldu galiba. Evet, ya bu tarz olayları aslında biz tarihimize baktığımız zaman geçmişte de örneklerini buluyoruz. Bu banka müdürlerinin dolandırıcılık hikayeleri daha önceden de olmuş. Faizli para vereceğiz, bir vereceksiniz, iki alacaksınız yöntemleriyle arkasındaki kurumsal gücü de kullanarak tabii vatandaşlarda da bir güven telkin ederek bu iş daha önce yapılmış. Fakat şunu ilk defa yaşıyoruz. Türkiye'nin ünlü isimlerinin, ünlü futbolcularının hep beraber bir böyle bir şeye takıldığını, kervana takıldığını, böyle bir Ponzi'nin içerisinde tuzağa düşürüldüğünü ilk defa görüyoruz. Burada İki tane sorunlu durum var. Birinci sorunlu durum şu, bankanın bu olaylar olurken bu kadar 40 küsür milyon dolarlar seviyesine gelene kadar hiçbir takip mekanizmasının ve hiçbir denetim mekanizmasının olmadığı kendi personelleri ve banka müdürleri açısından ve işinde bir banka müdürünün çok kolay bankanın ismini kullanarak bu şekilde ünlü futbolculardan, insanlardan fazla faiz ya da fon geliri adı altında paralar verebilip taahhütlerde bulunabiliyor. Bankanın içerisinde elden paralar alınabiliyor. Tabii ki burada bu insanları cesaretlendiren de bir şey var. Türkiye'deki adalet sistemine olan güveni sarsılma durumu. Bu da bu insanları bu suçları işlerken cesaretlendiren durumlardan bir tanesi. Eğer Türkiye'de hırsıza, hırlıya, insanların parasına göz diken insanlara alın terinin bir şekilde dolandırıcılık veya mafyavari yollarla elde etme çabasında bulunan insanlara ağır yaptırımlar olsa, ağır hukuki müdahaleler olsa bu insanlar bu kadar cesaretlenemez. Dolayısıyla diğer futbolcuların da burada kısa vadede gelir kazanmak hevesiyle bu banka müdüresi Seçil Erzan'a para verdiğini görüyoruz. Zaten yargının takibinde yurt dışına paraların kaçırıldığını soran diyen var, burada olduğunu diyen var ama ben uzun yıllardan beri ve hala ticaretin içinde bir insan olarak da şunu söyleyeyim. 40 küsür milyon dolar havaya buhar olup uçmaz Canan Hanım. O 40 küsür milyon dolar bir yerlerdedir. 40 değilse bile 30'u bir yerlerdedir. Ve bu iş sadece bir kişinin yapabileceği bir organizasyon değildir. Bunun içine kadar, arkasına kadar bizim yargımızın, polisimizin gitmesi ve bütün bu kervanın içerisindeki bütün bu şebekeye, bu organize harekete
çökertmesi lazım. Çünkü burada sadece mağdur olan ünlü futbolcular, ünlü isimler değil, vatandaş insanları da var. Tabii. Benim milletvekili olduğum benim bölgemde Çorlu'da, biliyorsunuz bu Seçil Erzan evet. Çorlu'da da görev yapmış. Çorlu'da da bizim birçok vatandaşımız, birkaç vatandaşımız, özür dilerim, bu konudan dolayı Seçil Erzan mağduru. Size ulaştılar mı o kişiler? Hiç iletişime geçtiniz mi? Bir yerel basın aracılığıyla bize isimleri geliyor. Yani böyle bir durum vardı. Belki direkt yargıya intikal ettiği için bize ulaşmaktan çekiniyor olabilirler. Fakat bize yerel basından arkadaşlar üzerinden bu bilgileri gönderiyorlar. Biz de konuyu hem Çorlu ve Tekirdağ Adliyesi'ne yansıdığı tarafıyla hem de ulusal anlamda takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bu işlerin önünü kesmezsek eğer, bugün Seçil Erzan ve mağdurları gider, yarın başka bir iş, başka bir konu evet. çıkar. Gördüğünüz gibi yani gündem sürekli değişiyor. Geçtiğimiz hafta kara para aklamasından dolayı fenomenleri konuşuyorduk. Birdenbire bambaşka bir şey türedi, patladı. Dolayısıyla yani bu bizim sistemdeki sorunların yarattığı çıktılar aslında. Sayın Bakan da bu işlerin üzerine gitmeye devam ediyor sürekli. Dolayısıyla bunların ardı arkası gelecek diye düşünüyorum ben ilerleyen günlerde. Ama bu işler böyle arttıkça biz ülke olarak, devlet olarak bir temiz eller operasyonu başlatmalıyız ki bu işlerin kökünü kurutmalıyız artık. Evet, bir de özellikle de bu meselede en dikkat çekici ve şaşkınlık yaratıcı olanlardan biri de mağdurların, yani iddia o ki mağdurların diyelim, bu paraları elden veriyor olması, çantayla veriyor olmaları ve karşılığında aldıkları, yani makbuz diye aldıkları A4 kağıdı, hatta bir tanesi Kastrol yağ markası logolu, yani hani bilmiyorum, yani bu da biraz garip değil mi Cem Bey? Hiç mi şüphelenmez insan? Yani bunu nasıl ciddiye alır bu insanlar? Şimdi, bunu da anlamak zor yani. Canan Hanım, bu Ponzi eğrisi diyorlar buna. Bu Ponzi şöyle bir durum. Bu bir Ponzi bulmuş bunu, bu dolandırıcılık yöntemini. Taraflardan önce parayı alıyor ve kısa soyadı vadede... Ponzi zaten ismini hatırlıyorum. Evet, tarihe geçmiş birisi. Aldığı paranın evet. kısa vadede işte bir kısmını, bir miktarını bak sana kar payı getirdim diye geri veriyor. Alan evet. vatandaş da onu bak ne güzel diyor. Bak bir ayda işte iki katı kar payı kazandım ya da yarısı kadar koyduğumu kar payı kazandım. Ben biraz daha getireyim de buna vereyim, biraz daha para kazanayım diyor. Buna gel yöntemi diyorlar. Yani evet. Bizim vatandaşlarımızın hiçbirisinin böyle bir şeye tevessül etmemesi ve inanmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de maalesef biz biraz böyle kısa yoldan para kazanmaya, işte faiz değil ama fon şöyle bir yerde bir şey var, bu kadar para koyarsan bu kadar alacaksın da biraz hevesli bir toplumuz. Dolayısıyla bu hevesli halimiz de bizi maalesef böyle uçurumlara doğru sürüklüyor. Tabii bunu Charles Ponzi olduğunu da hatırladım. İsmini hatırlayamamıştım. Charles Ponzi değil mi? Ponzi, evet. Charles Ponzi. İzleyiciler araştırırlarsa bunun birçok örneklerinin işte Titan zincirinden tutun da bugüne evet. kalan olan, bugüne kadar olmuş bütün bu şekilde örneklerin aynı yöntemle vatandaşın paralarını aldığını görebilirsiniz. Burada şöyle bir durum da var. Bu yönteme ilk girenler, bakın ilk girenler bu yöntemi ilk şöyle. Bu ilk Ponzi kurbanları genelde ana parasını tahsil ederler. Fakat sistemin içerisine sonradan dahil olanlar artık işin dibine geldiği için bütün paralarını kaptırmış durumda olurlar. Yani buradaki son dahil olan futbolcular da bunların içerisinde. Bazı futbolcuları görüyorsunuz 3 vermiş 5 almış. Bugün onların hakkında tefecilikten davalar açılıyor. Evet, onlar, yeni bir iddianame hazırlanacak. Evet, onlar gibi. Muhtemelen sisteme ilk girenler. Evet. İlk girenler ama sonradan gelenler, buradaki işte diğer futbolcuların bak şu kadar para kazanıyoruz sen de gir bu işe ya da bu kişinin ulaştığı futbolcular vesaire, bunlar sonradan ağa takıldığı için bunlar bütün parasını kaptırmışlar. Bunların parasıyla da muhtemelen ya para alındı bir yere kaçırıldı ya da diğerlerin borçları ödendi. Evet, çok ilginç bir tablo var karşımızda. Tabii yani insan iddianameyi okuyunca da herkese şüpheyle, bankada dahil herkese şüpheyle bakıyor. Çünkü yani o kadar çok çelişki var ki önümüzdeki süreçte
anlayacağız aslında neyin ne olduğunu gibi görülüyor Cem Bey. Bugün bir ses kaydı dinledim. Basına yansımış bir ses kaydı. Evet. Bu Seçil Erzan denen kişi bir kişinin, bir kadının parasını da alıyor. Kar payı veya fon geliri vaadiyle. Para ne zaman gelecek diye kadın onun yanına gidiyor. Hoparlörden bankada parayı hazırlıyor diye bir memuru arıyorlar. Ama o kişi memur değil, suç ortağı kendisi. Kadını da o şekilde kandırıyorlar. Yani o yüzden bu organize bir durum. Yani başta söylediğim gibi bu tek başına bir kişinin, bir sadece bir banka müdürünün yapabileceği bir organizasyon değil. Bunun suç ortaklarının derinlerine, arkasının önüne kadar hepsinin araştırılması ve ortaya çıkarılması lazım ki bu şebeke çökertilsin, başka insanlar mağdur olmasın. Kesinlikle %100 biz de konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Ama sorunumuz bir tane değil ki bu ülkede. Bin bir türlü sorunu var. Bu ülkenin en başta yoksulluk, ekonomik kriz gibi. Şimdi siyaset başlığı altında çok meseleyi konuşuyoruz da, bir de yani hakikaten bir gazeteci olarak da siyasetçilere genel bir eleştirim olsun bu. Bu siyaset başlığı altında konuşulan şeyler, üretilen siyasetler başlığı altında konuşulmuyor Cem Bey nedense bir süredir. Yani ya siyasetçilerin birbirleriyle olan kavgalarını konuşuyoruz, ya istifa edecek mi etmeyecek mi, o partiye geçecek mi geçmeyecek mi? Bunlar konuşulurken de ülke bir yangın yeri aslında. Yani çok ilginç bir manzara var karşımızda. Şimdi bakacağız ona ama yoksulluğu da konuşalım istiyorum biraz. Özellikle de bu 50 artı 1 tartışmasının gündeme gelmiş olmasıyla birlikte, Erdoğan tarafından gündeme sokulması ve şimdi soğumaya bırakıldı o mesele. Yeni anayasa değişikliğine bir zemin hazırlanıyor elbette. Onu da soracağım size ama biraz da vatandaş geçinemiyor bu ülkede. Kara kışın ortasındayız Cem Bey. Yani artık doğalgaz faturaları da, elektrik faturaları da daha yüklü bir şekilde gelmeye başladı vatandaşın karşısına. İstanbul gibi şehirlerde ev kiraları malum. Ne olacak? Nasıl düzelecek bu memleketin hali? Seçime dayalı bir sisteme hapsetti mevcut iktidar halkı. Oradan da bir sonuç çıkamadı. Muhalefet ne zaman derdine derman bulacak yoksullukla boğuşan vatandaşın? Şimdi şöyle Canan Hanım. Cumhur İttifakı hükümeti seçimden önce, bu son seçim, vefa seçimi, işte bize oy verin, destek verin, bakın ekonomi toparlanmak üzere, toparlayacağız, sağlık sistemindeki sorunları toparlayacağız, eğitimdeki sorunları toparlayacağız, işte barınma krizi vesaire vesaire, bugün aklınıza hangi sorun geliyorsa ki, kaç bakanlık varsa o bakanlığın ilgi alanlarındaki sorunlar bugün seçimden 6 ay geçmesine rağmen, bakın yerinde sayıyor demiyorum, katmerlenerek devam ediyor. Dolayısıyla şunun bir adını koyalım. Yine iktidar veremeyeceği bir sözün altına girdi ve vatandaşı kandırdı. Biz yaz dönemini, ilkbaharın bir kısmını, hadi bak plan bütçe komisyonuna gelene kadar, bakalım 2024 planları, bütçeleri neye göre isteyecekler diyene kadar bir bekledik, gözledik, yine itirazlarımızı söyledik ama buradaki geldiğimiz durumda şunu gördük ki hiçbir planları yok. Bu iş günlük politikalarla ve günü kurtarma adına iktidar bu işi götürmeye devam ediyor. Tabii bunlar bunu yaparken seçim oldu bitti. Bir yandan da dediğiniz gibi vatandaş yoksulluğa, vatandaş barınma krizine, vatandaş eğitim krizine, vatandaş sağlık krizine ve sosyal anlamda gerçekten adaletsiz ve hukuksuzluğun olduğu bir ülkede yaşamaya mahkum kalmaya devam ediyor. Şimdi bunları düzeltmek için bizim elimizdeki argümanlardan bir tanesi nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vatandaşın hakkını hakkıyla savunmak, değil mi? Bu da bize yasama denetimi yetkisi vermiş. Fakat iktidar şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni öyle bir pozisyonladı ki biz soru önergeleri veriyoruz. Araştırma önergeleri veriyoruz. Araştırma komisyonlarının kurulması için. Kanun teklifleri veriyoruz. Ama biz sayı olarak sizden fazlayız. İstemezlik, biz ne bilirsek onu yapmaya devam edeceğiz diyorlar. Biz sürekli böyle presi burada arttırdığımız zaman da genel kurul salonundan kaçıyorlar. İşte 322 kişi değil, orada 50 kişi oturuyorlar.
kimse, biz derdimizi sıralara anlatıyoruz ama o sıralarda AK Parti milletvekilleri olmuyor o anda. Şimdi bir taraftan da diğer taraftan da nasıl unutuyorlar faizi %40-45'lere çıkartıyorlar. Seçim öncesi verdikleri bütün sözleri unutuyorlar. Bambaşka yerlerden çalıyorlar. Dış politikada çevirdikleri zikzakları unutuyorlar. Şimdi bambaşka işi taraflara çekiyorlar. Filistin, İsrail-Filistin meselesini gündeme alıp her şeyi yine oraya bağlıyorlar vesaire vesaire gibi. Yani iktidarın zaten bu vatandaşın milli manevi duygularının demagojisine artık vatandaş olarak biz kanıksadık bunu. Vatandaş da kanıksadı. Dolayısıyla oraya çok fazla bir parantez açmanın anlamı yok. Ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Bugün gerçekten bizim ülkemizin iki yakasını bir araya tutmamasının ilk kıvılcımı ne zaman atıldı derseniz, geniş anlamdaki bu kıvılcımın atılışı bu mevcut olduğumuz, içinde bulunduğumuz bu garabet Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlamasından sonradır. Bakın biz tarihi miladı noktayı oradan koyabiliriz. Eğriyi oradan koyduğumuz zaman hep aşağı doğru gittik. Demek ki ne? Bu bizim seçim öncesinde söylediğimiz gibi parlamenter sistem diye tutturduk ya 6 parti Millet İttifakı olarak. Demek ki sorunların dibinde yatan en büyük dinamit bu içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bence hem Sayın Cumhurbaşkanı hem siyaseten küçük ortaklarına artık daha fazla mahkum olmamak ve onların yükünü sırtında taşımamak için hem de bu dediğimiz noktayı belki de biraz anlamış olduğundan dolayı kendisinin ve etrafındakilerin bu sinyalleri vermeye başlıyor. Ama Cem Bey, yani düşünebiliyorsunuz şu anki sistem Cumhurbaşkanı'na süper yetkiler sağlıyor. Yani Erdoğan gibi bir lider bundan vazgeçer mi tekrar? Peki şöyle sorayım bir taraftan da. Diyelim ki dediğiniz gibi oldu ve bu noktada tabii anayasa değişikliği için muhalefetin oyuna da ihtiyacı var. Dedi ki sizlere ben parlamentoyu yine güçlendireceğim bir nebze. İşte koalisyon tarzı bir yönetim şeklinde geçebiliriz. Siz bana anayasa değişikliği konusunda destek verin dedi Sayın Cumhurbaşkanı. O noktada Deva Partisi'nin tavrı ne olur? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizden anayasaya destek istemesi için önce mevcut anayasaya uyması lazım. Mevcut anayasaya uyulmayan bir durumda bir siyasi parti genel başkanının yeni anayasayla alakalı bir çağrı yapması bizim için çok samimi gelmiyor. Yani hayır, bakın, genel olarak bakışı nedir? Yani tamam, genel, bunu anlıyorum da. Biz şöyle bakıyoruz. Artık biz evet seçimden önce parlamenter sistem arzumuz, isteğimiz vardı. Biz Türkiye'nin bir kere bir düzlüğe çıkmasının halen daha bu işte görüyoruz. Niye? Çünkü güçler ayrılığı sağlanmalı Canan Hanım. Yani güçler ayrılığı sağlanmadığı zaman, sorunların köküne inmediğimiz zaman herkes kamuda, iyileri tenzih ediyorum, kamuda çalışan işte kim olursa olsun siyaset siyasallaşıyor. Siyasetin adamı oluyor. Orada da şu fikir doğuyor. Ben siyasetin adamı olduğum için, siyasallaştığım için iş üretmeme gerek yok. Birilerinin adamı olsam yeter. Birilerinin referansı olsam yeter bana. Vatandaşa hizmet üretmeme gerek yok. Bu fikir ve zihin böyle çalıştıktan sonra ne oluyor? Adaletsizlik oluyor. Kişiye göre tarif davaların sonuçları çıkıyor. İşte gidip Ekonomi Bakanlığı adaleti, hukuku sağlayıp yatırım getirmesi beklenirken gidip ülkelerde para aramaya başlıyor gibi gibi. Yani her şeyle alakalı bir sürü örnek verebiliriz. Dolayısıyla bizim burada en büyük sorunumuz bu sistem. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bunun son 6 ayda vahiy gelip de farkına varmadı ya da AK Partililer. Zaten bu sistemin yürümediğini, bu işin topal olduğunu ve düzelmeyeceğini biliyorlar. Ama siyaseten geçmişte muhalefet ve muhalefet partileri kazanmasın diye bizleri terörize ederek, bizleri ötekileştirerek, vatandaşın milli ve manevi duygularını kullanarak, yalan haber yayarak, yalan videolar sergileyerek bu işi bambaşka yere çektiler. Yani cambaza bak oynadılar. Şimdi bugün geldiğimiz durumda da bize derlerse ki ey muhalefet gelin oturup konuşalım, hadi bak bu işi değiştirelim. Yok, artık mesele siyasi bir mesele. Onu seçimden önce düşünecektiniz. Ne değişti şimdi?
Yani destek vermeyecek mi? Buradan Deva Partisi yeni anayasa ilişkine destek vermeyecek cevabını biz, anlıyoruz. Biz Sayın Genel Başkanımız yeni anayasaya destek verilmesi için önce mevcut anayasaya uyulması gerektiğinin altını defaatle çizdi. İki hafta önceki basın toplantısında. Biz ve hükümet anayasayı delme meselesini sadece bir iki maddeyle bırakmıyor. Birçok maddede anayasaya uymuyorlar. Dolayısıyla önce mevcut anayasaya bir samimiyet göstermeleri ve uymaları lazım ki yeni anayasa teklifleri bize samimi gelsin. Bu haliyle bizim destek verecek bir yeni anayasa teklifimiz yok. Bizim de tabii ki var, darbe anayasası kullanıyor Türkiye. Bizim anayasa 6 parti olarak zaten taslağımız var. Tam da ona geleceğim. Ayrı bir çalışması var. Özür dilerim Cem Bey, tam da ona geleceğim. Yani bu bir süre önce aklıma geldi bu mesele. Bu anayasa tartışmaları aslında ilk başladığı dönemde. Şimdi muhalefetin tavrına bakıyorum. Herkes kendi zaviyesinden bir şey söylüyor partiler bazında. Ama mesela şunu söylemiyor bir partide çıkıp. Ya biz sonuçta 6 partinin imzası var o metnin altında. Ya biz böyle kapsamlı bir çalışma yaptık. Bir anayasa değişikliği yapılacaksa bence model bu olmadı demedi hiçbir parti. En azından ben görmedim. Hani kaçırdıysam siz beni düzeltin. Tabii, neden tabii, şimdi onu arkasında beğenmiyor. Durmuyor partiler o dönem çok savundukları metnin? Bu da ilginç. Onu söyleyeyim ben size canım. Biz neye imza attıysak o dönemde sonuna kadar arkasındayız. Sayın Genel Başkanımız da bu anayasa meseleleri ilk daha gündeme geldiği zaman, ortaya atıldığı zaman yeni anayasa meselesi bir toplantısında bunu söyledi. Bizim 6 siyasi parti olarak bir anayasa teklif metni hazırlığımız var. Bunu da kamuoyuyla paylaştık. İktidardan bize yeni anayasa lafları geliyor ama bir madde bile yok. Bu yeni anayasa neyi içerecek diye. Bakın bizim sadece iki maddede değişiklik yapılacağını biliyoruz. Biri aileyi yeniden tanımlayan, diğeri de başörtüsüne sadece özgürlük tanıyan. Bazen sufleler veriyorlar mecliste. Evet. İşte şeyi de ekleyelim falan diyor iktidar milletvekilleri. Evet. Bu siz adını getirin. Kentsel imar affını falan kaldırmayı yazalım diyor. Böyle yani nokta nokta herkes kafasına göre bir şey söylüyor ama ya bizim daha kurumsal, 6 partinin ortak mutabakatı bir çalışmamız var. Biz de bunu vurguluyoruz. Bunu söylüyoruz zaten birçok yerde. Fakat iktidar, bakın mesele yeni anayasa, bu mevcut anayasadaki sorunlar ve yeni anayasanın daha özgürlükçü, daha kapsayıcı bir hale getirecek bir yeni anayasa çalışması değil. Mesele ne? Yine konuyu başka, cambaza bak demek. Acaba mesele şey olabilir mi? Erdoğan 2028'de tekrar aday olmak istiyor da biraz da onun hazırlığını mı yapıyor acaba sizce? Ben öyle bir düşüncesi varsa bu kadar erken onun için bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Çünkü daha çok var. Başka ne olabilir? Bir daha anlamadım. Başka ne olabilir sizce bu değilse mesela? Ne yani bence birinci dediğim gibi birincisi şu, toplumu bir bununla tartışmak istiyor. Tartıştırmak istiyor AK Parti. Ve buradan yeni bir siyasi söylem ve siyasi taraf lılık yaratabilir miyiz diyor. Bakın yeni anayasa dediler. İlk sundukları neydi? Mesela işte şey maddesi. Tesettür maddesi. Başörtüsüne. Evet. Başörtüsü maddesi. Şimdi ya milletin böyle bir derdi yok ki artık. Türkiye'de ama bunu da artık gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ydi seçim döneminde. Onu da hatırlatalım. Biz de aynı şeyi söylemiştik. Ama işte bakın bu oyunun kurbanı oldukça, iktidarın güreş minderine çekildikçe o zaten o minderde dövüşmek istiyor. Bizim her zaman bakış açısını Türkiye'nin gerçek gündemine çevirmemiz lazım. Gerçek gündemine çevirdikçe, vatandaşı bu doğrultuda bilgilendirdikçe zaten sağlıklı bir ilerleme sağlayacağız. İktidarın da yaratmaya çalıştığı suni gündem boşa çıkacak. Ama biz onların gündeminin bir parçası olur ve sürekli onlara bir cevap halinde olursak zaten onların istedikleri oluyor. Vatandaşın sorunu konuşulmuyor. Bugün vatandaşların sorunu dediğiniz gibi yoksulluk, barınma krizi, çocuklarını okutma sorunu, sağlık sorunları, hastanelerde doktor yok, vatandaşlar randevu alamıyor. Bu hükümet övünüyor değil mi? Biz hastanelerdeki kuyrukları kaldırdık diye. Bugün kuyruklar nerede biliyor musunuz Can Hanım? Bu telefonlarda. Telefondan randevu alıyorsunuz, iki ay öteye veriyor size randevuyu. Herhangi bir devlet hastanesinden.
Artık kuyruğu siz hastane önünde bekletmiyorsunuz. Git evde kuyruğunu bekle diyorsunuz. Ki hastane önünde beklenen kuyruk da en geç akşama kadar size sıra geliyordu. Burada sizin ciddi bir sorununuz varsa bir ay, iki ay ötede size randevu geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek gündemi bunlar. Bu gündeme doğru çekmek, bu gündeme doğru bilinçlendirmek bizim vatandaşa olan başlıca görevimiz. Yeni anayasa konusu dediğim gibi biz mevcut anayasaya uymayanların getirdiği hiçbir teklife destek vermeyeceğiz. Evet, net bir şey en azından sonunda alabildim. Belki net tavır olabilir. Peki, şimdi tabii yerel seçimi de konuşmak lazım. Bildiğim kadarıyla 3 Aralık'ta adaylarını da kamuoyuna duyuracak Deva Partisi. Evet, bu pazar. Zaten daha öncesinde seçime kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı yerel seçimi. Şimdi Cem Bey, bu seçim neden önemli, yerel seçim? Özellikle de 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin, muhalefetin diyelim, Ankara ve İstanbul'u kazanmış olması büyük bir, muhalefet seçmeninde büyük bir güven yarattı. Bir sonraki seçimlerin de kazanılma arzusu, duygusu yarattı ama genel seçim sonucu öyle olmadı. Şimdi kaygı şu, tam tersine döndü tablo. Genel seçim kaybedilince ardından yerel seçimde de aynı durum olur mu kaygısı var. Yani Erdoğan, özür dilerim, AKP yerel seçimde özellikle de bu iki büyük ili kazanır mı kaygısı çokça gündemde. Ve tabii ki muhalefet, genel olarak muhalefet partilerinin içinde de büyük bir kavga var. Özellikle de İYİ Parti'de olanlar, İYİ Parti'nin içinde olanlar, her gün konuşulan meseleler, iç tartışmalar, ama bunlar yerel seçime de yansıyacak. Sonuçta orada bir denklem var muhalefet bazında ve bir işbirliği, herhangi bir işbirliği şimdilik muhalefet tarafında görünmüyor. Somutlaşmış bir işbirliği durumu yok. Şimdi hal böyleyken, böyle dağınık bir yapı varken, tamam işte 50+1 meselesi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geçerli. Burada ittifaklara gerek yok yerel seçimde, ama sonuç itibariyle işbirliği gerekiyor matematiksel anlamda. Böyle dağınık bir tablo varken muhalefette, karşımıza da genel seçimlerden bu yana yerel seçimlere hazırlanan bir iktidar varken, sizce muhalefet bu illeri muhafaza edebilecek mi? Deva Partisi'nin çalışmalarına birazdan geleceğim. Yani şöyle, muhalefetin konsantrasyonu bu illeri muhafaza etmek olursa muhafaza edemeyiz. Öyle yani, olmadığını mı düşünüyorsunuz şu an? Bizim tamamen parti olarak ve diğer muhalefet partilerinin de olması gereken bütün konsantrasyonu üstüne koymak olması lazım. Bakın, zaten iktidar bir çıtada tutuyor. Nedir iktidarın çıtası? Diyor ki ben büyük şeyleri geri alacağım. Evet. Siz çıtayı daha yükseğe koyup vatandaşı o iddianıza inandırabilirseniz ve o iddiayla kendinizi pekiştirirseniz, onu ortaya koyarsanız onun üstüne anca öyle çıkabilirsiniz. Ha, ama yok derseniz ki ya bizim hedefimiz İstanbul'u tekrar elde tutmak, Ankara'yı elde tutmak, büyük şeyleri kaybetmemek derseniz kaybetme riskiniz daha da büyür. Dolayısıyla buradaki biraz işin gidişat sürecinde işe yön verecek olan hem motivasyonu hem seçmende oluşturulacak heyecanı yine belirleyecek, yine onun sınırlarını yükseltecek bizleriz. Deva Partisi ve Muhalefet Partisi unsurları. Peki. İktidar zaten geçmişte mevcut yaptığı her şeyi deneyecek. Bugün işte yine eski bakanları ve mevcuttaki bakanları, adayları olmaları konuşuluyor büyük şeyler için. Farklı şeyler konuşuluyor vesaire. Ve anketler yaptırıyorlar. Temayül yoklamaları yaptırıyorlar. Bütün siyasi partiler yaptırıyor bunu, ama şunu akılda tutmak lazım. Neticede yerel seçimlerde vatandaşın oy verme potansiyeli şuna göre: aday bazlı ve hizmet bazlı. Bunu akıldan çıkarmamak lazım. Strateji de bunun üzerine kurmakta yarar var herkes için. Peki Cem Bey, şimdi siz de diğer partiler de kendi adaylarıyla seçime gireceklerini açıkladılar. Yani Deva Partisi de dahil. Neden mesela İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde en azından bir işbirliğini tercih etmek yerine aday çıkarmayı tercih ettiniz? Buralarda kendi adaylarınızın
şansının yüksek olabileceğini düşünüyor musunuz mevcut tablo karşısında? Şöyle Canan Hanım, bizim bu şöyle bir iddiamız var. Biz diyoruz ki bizim logomuz ne olursa olsun bu seçimlerde oy pusulası üzerinde olacak. Bizim adaylarımız da bu seçimlerde diğer siyasi partilerin adaylarıyla beraber yarışacak. Bunun sebebi şu. Bir, biz çoklu bir ittifak sistemiyle bir seçim geçirdik. Ve bu seçimden sonra hedeflediğimiz başarıyı elde edemedik. Dolayısıyla burada da her partinin tekrardan iddiasını ortaya koyabilmesi ve kendisi açısından oluşacak bütün soru işaretlerini kafadan silmesi için bir iddia koyması şart ortaya. Burada çünkü diğer türlü olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sizin çok çalıştığınız bir yerde, çok emek verdiğiniz bir yerde, teşkilatlarınızda, üyeleriniz, seçmeninizle beraber desteklediğiniz bir yerde, desteklediğiniz oran, desteklediğiniz oy sayısı, yüzdelik, ondalık her neyse sadece kişilerin yayınlarda orada burada söylediğinden ibaret kalıyor. Gerçekten ölçülebilmeniz için bir seçim geçirmeniz lazım. Ha, diyeceksiniz geçen seçim niye böyle oldu? Çünkü geçen seçimde bu işte 2016'da başlayan bu iki taraflı kutuplu sistemin yarattığı işi değiştirebilmek adına %51'in bir tarafını elde etmek lazım. Yani geçen seçimde aslında şöyle %10'da aldığın 3 ondalık, 5 ondalık, 7 ondalık fark etmiyor. 51 alabilirsen Türkiye'de bazı şeyleri değiştirebiliyorsun. Ve biz de diğer partiler gibi o 51'i alabilmek için ortak cumhurbaşkanı dedik. O 51'deki sandalye sayımızı arttırabilmek için ortak listeler dedik. Onun bir amacı, hedefi vardı. Buradaki amaç, hedefse şu. Fakat o bizi biraz tekleştirdi. Tekleştirdiği için de karşı taraf, yani Cumhur İttifakı tarafı, hedef olarak bizi tek bir noktaya çalıştı. Bakın bu gözden kaçan bir durum. Ama bu durumun adını böyle koymakta fayda var. Yani bizi, 6 partiyi, hatta bizle ittifakı olmayan HDP'yi de çöp sepetin içine atarak bizi tekleştirdi ve bütün dart oklarını tek noktaya doğru attı ve hepimize saplandı bu. Dolayısıyla biz iktidarın bu algıyla bir seçim daha kazanmasına müsaade etmeyeceğiz. Birinci sebebi bu. Diğer sebebi de başta söylediğim gibi bizim iddiamızı koyma belediyecilik anlamında gibi 3 yıldır bir söylemimiz var, bir eylem planımız var, bir yol haritamız var, oyumuzu saydırma gibi önceliğimiz var. Biz demiyoruz ki bizim ittifaklara 922 ilçede 81'de kapılarımız kapalı, öyle bir şey yok. Ama biz diyoruz ki... Ha, yine de işbirliğini açız diyorsunuz. Yani yerel seçime yakın değişir. O biraz süreçte konuşulması gereken bir şey ama biz diyoruz ki biz oyumuzu saydıracağız. Topyekün Deva Partisi hiçbir siyasi partinin ittifakının içerisine gidip işte belediye meclis üyelikleri alıp, belediye başkanlıkları alıp, hadi benim seçmenim, ey Deva Parti seçmeni, hadi gidin bu partiye oy verin demeyecek. Biz diyoruz ki işbirliği olacaksa eğer ilerleyen süreçte bu işin hakkıyla olması lazım. Atıyorum ben A ilçesinden, A ilinden aday çıkarabilirim ama diğer yerden çıkarmayabilirim. İttifak olduğum bir siyasi partiyi de orada destekleyebilirim. Mesela hangi illerde Deva Partisi şansını daha yüksek görüyor şu an? Yani bizim bu pazar günü açıklayacağımız bazı iller var ve ilçeler var. Orada şimdi alabilir miyiz onları? Var. Bizim şimdi söylemimiz, bakın bizim, yok şimdi alabiliriz onları. Onu genel başkan açıklayacağı için. Genel başkan açıklayacağı için şimdi vermem. Yoksa yanlış anlamayın. Yani bize Canan Hanım, bize Türkiye'nin dört bir yanından, doğusundan, güneydoğusundan, Ege'den, İç Anadolu'dan, Akdeniz'den, Marmara'dan ciddi oranda yerel seçimlerle alakalı iddiasını koymak isteyen, diğer siyasi partilerdeki kavgalardan bıkmış olan siyasette yeni isimler veya tecrübeli isimler ciddi manada başvuruları var. Ve biz bunun ilk etabını bu pazar günü açıklayacağız. Bu da artarak devam edeceğiz. Şunun altını da çizmekte fayda var. Hiçbir şekilde bir ittifak olmayabilir. Bu seçimde bütün siyasi partiler ayrı da girebilir. Biz öyle bir durumda 81 ilde, 922 ilçede ve 13 bin küsur belediye meclis üyeliklerinde adaylarımızı çıkaracak gibi hazırlığımızı yapıyoruz. Yani siyaseti şu noktaya geri çekmemiz, geri döndürmemiz lazım.
Bu iş iddia işi. Bu iş, bu mesele uydu bir siyasi parti, yani güneş bir siyasi parti, geri kalan siyasi partiler de onun etrafında gezegen durumundan bu işi çıkarmazsak düzlüğe çıkaramayız. Bu işi burada bu yörüngeden biraz çıkarmamız lazım artık ki biz hakikaten bu ikili kutuplaşma meselesini ortadan kaldıralım. Ama bizim dün iktidar partisiyle alakalı itirazlarımız devam ediyorsa yarın bu ana muhalefet partisinin veya bir muhalefet partisinin ve iktidar partisinin diğer ortaklarının olduğu bu belediyede bir yolsuzluk, bir hırsızlık ve başka bir sorun ve bir yönetilme sorunu varsa onlar işte devam edecek. Biz kendi belediyeciliğimizi ortaya koyacağız burada. Evet. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Yani aslında çok daha fazla sorun var ama süremizin sonuna geldik. Bir yayın daha yapmak şart oldu sizinle. Sağ olun aktardıklarınız için. Çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler. Sağ olun, sağ olun. Evet, Ters Ayna'nın sonuna geldik. Perşembe günü yeniden karşınızda olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.